şu yukarıda gördüğünüz organon Türkiye'deki en büyük kilise orgudur. Bakın bu da kilisedeki günah çıkarma platformu. Bunun bir tarafında duran günahkar şahıs günahlarını diğer taraftaki rahibe anlatıyor. Bu günahlarını çıkartmış, affetmiş, affettirmiş oluyor. Ortodokslarda günah çıkarma ritüeli yoktur. Onlarda topluca günahlarından af dileme ritüeli vardır. Katoliklerde vardır günah çıkarma. Protestanlar yine bunu kabul etmezler. Dışarıda Hazreti İsa'nın doğum sahnesi vardı. Kreşte. Burada kilisenin içerisinde de aynı sahneyi görüyorsunuz. Bakın marangoz Yusuf, Hazreti Meryem, kuzular, inekler ve bir melek. Hazreti İsa'nın doğumuna şahitlik yapıyor. Rahip kürsüsü altarın yan tarafında yine bakın Hazreti Meryem, marangoz Yusuf şu tam karşımızda ve Hazreti İsa'nın doğum sahnesi. İki tane içeride, bir tane dışarıda olmak üzere üç defa mankenlerle canlandırılmış Hazreti İsa'nın doğumu. Tam karşıda apsiste Hazreti Meryem heykeli, yukarısında da çarmıhtaki Hazreti İsa. 1.75 boyundadır buradaki Hazreti İsa'nın tahtadan heykeli. Katolik kiliselerinde hep bu apsis bölümünde çarmıha girilmiş Hazreti İsa vardır. Ortodoks kilisesinde ise kucağında bebek Hazreti İsa'yı taşıyan Hazreti Meryem heykeli. Ya da resmi. Hazreti İsa'nın Ürdün Şeria Nehri'nde vaftizci Yahya tarafından, Hazreti Yahya tarafından, Hristiyanlara göre Can Baptist diyorlar, vaftiz edilme sahnesi